Çizmelerimi getirdim. Kahvem, suyum. Ay, karpuz bildim. Bakayım. Baya baya düştü vallahi. Çekmeli de şuradaydı da. Her şey perişan, bugün daha oturmadı hiçbir şey yerine. Bak nekil var ya. Bu çocuklar nereye kaldırdı? Buyurun. Neyse. Ay, yeni çizmelerimi dün gördünüz. Yenileri eskileri harmanlamak için. Eskileri, ama bu hala bir tuhaf. Neyse, bir tekrar sileyim. Allah, küpemi kaybedeceğim yani. Küpesiz de olmaz canım. Olur mu? Bakayım arkası hala. Ama inanmayacaksınız. Bakın düşmemiş. Şapka uçtuğu gibi ama uçurmuş, küpeyi uçurmuş sadece. O da iyi ki yemeğin içine uçmuş. Merhaba diyeyim artık size ya. Hepinize merhaba. Rüzgar deli gibi. O kadar tembeldim ki bugün. Yemeği civcivlere getirdim. Çünkü bizim millet bir iki gün yenmeyen yemeği yemiyor sağ olsunlar. Ay, anlatamam size nasıl bir mahmurluk çöktü sabah üstüme. Kalktım, civcivlerin kapısını açtım, yemeklerini falan verdim, eve bir gittim. Hafif hava böyle nasıl puslu, sanki her an dökülecek yağmur. Allah, bakın işte şimdi bu sefer iki küpem uçurdu, başlayacağım şapkana. İnanmıyorum, bugün vurmalı küpüle olmayacak, anlaşıldı. Bir dakika, bakın size ne göstereceğim, tamam çıkmadı bu neredeyse. Bakın, bu yeni geldi. Hediye. Hemen üstüne bir tane kıyafetime uygun bez bağladım. Ama küpeleri değiştirmek zorunda kalacağım. Bu küpeler burgulu. Bu şapka ikide bir de bunlar uçuracak bugün. Küpelerimi de seviyorum. Şöyle bakın çok güzeller. Elbisemde var ya şey diye taktım. Yusuf'un dediği gibi. Benim avrat bağya bahçeye de güzel gidiyor diye böyle benimle alay eder. Bu akşam buna güzel bir fiyonk yapacağım. Şurasında bir yırtık var, onu yapacağım. Bu bana hediye geldi. Hatta kadıncağız dedi ki deme hediye olduğunu, ne diyeceğim? Hediye, kullanılmış bir şeyin hediyesi mi olur? Hayır, hediyenin her şekli olur. Eskisi de püskisi de olur da olur. Ay, kızlarım benim suyu getirmişler. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Hayır, da diğerini getirsin, ondan sonra oynayın yavrum, tamam mı? Hepsini ben getiremeyince Sahiral'a arkadaşına getirttim. Şişem de süslü. Canım bakar mısınız? 40 tane çiçek var üstünde. Hemen bunun gölgeyi koyayım şimdi. Ay, dün gördünüz. Muz gübrelerini yaptım. Sabah bir geldim. Hepsi balonlar. Poz şişmiş. Onlar şuraya gölgeye aldım. Bu küpeleri bir yere koyayım, kaybolmayacak bir yere. Böyle. Sonra onları, çünkü eve götüreceğim bir şey almaya giderken. Şimdi evden su çekeceğim. Çünkü domatesler birazcık rüzgardan şöyle kafalar bitmiş. Ondan sonra da yatağı nasıl bitirdiğimi göstereceğim size. Sırayla birkaç bir şey çekmeyi düşünüyorum. Tabii kamerayı rüzgar uçurmazsa gene yalnızım. Çünkü beni çekecek biri yok. Size iyi seyirler olsun. Bana da kolay gelsin. Hadi ekipmanımı giyeyim, çizmelerimi, çoraplarımı. Görüşürüz. Çok komik ya. Bakın şimdi bu tavuk adayı, yani bizim civcivcağızımız huy oldu. Bu kırmızı kabın içine girmek. Şimdi bunlara kayısı getirdim şöyle. Tabi hepsini dağıttılar bir dakikada. Bunun altına girme huyu var. Bakın nasıl yapıyorsa yere saklanıyor altına. Ya nasıl girmeyi beceriyor bilmiyorum. Bir iki kere gece kapatmadan önce bakar mısınız? Bir de güzel yerleşmiş. Ne? Ya huy oldu. Her seferinde giriyor. Hep de aynısı. Su içenlere bakın. Sırayla. İlk suları gölgede.
Hemen merak etti, ne yapıyor bu benim folluğumda diye. Şimdi bunların folluklarını değiştirdim. Tertemiz. Şöyle bakın. Altına baya bir salaş, saman. Çünkü en çok bu iki folluğu kullanıyor ikisi. Diğerleri daha çok küçük ama o folluklara da sadece iri talaş koydum şöyle. Hemen de merak ettiler. Zilloşlarım. Tabii kameradan tedirgin oluyorlar. Hadi seni görsünler. Yok kaçtı. Folluktan çıkan da çok kötü değil ama gene de temiz olsun istedim. İmanım gevredi desem. Gördüğünüzden 2 santim eksik 1,80'im. Yani şu anda ayağımda topuk yok. Öyle düşünün. 1,50'lik bir kompost yaptım. Şu anda bu 1,50'den fazla çünkü bakın çukur da var. Yani 1,50 neredeyse dolmak üzere. Kadın başıma günlerdir bunu sitenin etrafında burada topladığım çöpleri yığdım durdum, yığdım durdum. Şimdi de yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. Bir lokma suyu alayım ya. O bir yudum, bir lokma değil. Bu lokmaları yudumlarda bir düzelttim. Geberdim bir sıcak. Anlatamam size. Şöyle ki bir pantolon giyiyorum, bir şort giyiyorum. Boynumdaki çemberi ya da gene yemeğini günde 20 kere değiştiriyorum. 4 tane var burada. Bir onu, bir onu, bir onu. Bir tanesinde boyaz çıkıyor. Bütün yakalarımı batırdı. Ay gerçekten çok yoruldum ama bu sürmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bir de şunlara bakar mısınız? Bunlar çamaşır gibi serilmiş muz kabukları. Hatta şurada da var. Bunları da alsam artık iyi olacak. Çünkü artık kapatıyorum kompostu. Kapısını koyacağım birazdan. Burada bakın birazcık bir eğim var. Şimdi kapıyı koyduktan sonra oraya dolduracağım. Şunlar size şöyle göstermek istiyorum yakından. Görüyor musunuz? Kuruttum bir sürü. Pazardan tavuklara yem toplarken bir poşet muz denk geldi. Hem muz enzimi yaptım yani sulu gübre. Potasyum zengini hem de bunları böyle kuruttum. Şimdi kıtır kıtır doğrayıp bitkilerimin altına mineral için vereceğiz. Şöyle bırakalım ve devam edeyim. Son bir buradan şu talaşı dökeyim. Ondan sonra kapıyı kapatıp şuradan devam edeceğim atmaya. Son toprağı ve diğer noktalama malzemelerini. Komposta verdiğim emeği başka bir şeye verseydim artık dallanır, budaklanırdı. Ama bir gün bu da geçen seneki kompost gibi bana teşekkürle güzel güzel oluşarak cevap verecek. Haydi bakalım. Yuppi. Bunları atmıyoruz. Çünkü gene talaş lazım olunca getireceğiz bunları. Ay. Kırmızıla etrafa kaçırmadan, dökmeden. Dökülenleri gerçi en son toplayacağım, içine koyacağım ama denge açısından
güzel olması için şöyle mümkünse dökmeden yaparsam iyi olacak. Haziran ayı ama hala sabahları yaptığım zaman montla çalışıyorum. Bakmayın şimdi bacağı sacağı açtığıma, artık çok bıktım piştim. O yüzden tapımı hatırlıyorsunuz kompost yeri yapımından. Şöyle pratik bir çesen demirden kapı düşündük buraya ve iyi yaptık. Tabi alttaki karton azıcık rahatsız etti ama onu da şu şekilde dengeleyeceğim. Dur kardeş sen şöyle git. Şimdi beni bu zarar vermesin deryem bana. Heh. Yan tarafın kapısının telinle durayım. Gördünüz mü nasıl açılıyor? Yarın öbür gün aktarırken. Heh. Ama uğraştırın ha. Kapımızın nesin? Şimdi artık o taraftan atmaya devam edeceğim. Şuradaki çörleri, çöpleri, bu kartonu da parçalayıp parçalayıp bunun içine atacağım. Ve çok az daha malzemeyle şuraya şişirmek istiyorum şöyle. Şişirdiğim zaman toprağa koyup kompostu mühürleyeceğim. Çünkü artık bir şey koyamayacağım. Bu taraftan bir 50'yi geçmiş oluyor. Yani her tarafı dengeli olması lazım. Bana kolay gelsin. Ay! Bu toprağı görüyor musunuz önümde? Bunu bugün tam 10 kere böyle toprak yaptım. Ocağı full doldurdum. Yani 10 kere yaptıysam 20 kere el arabasına toprak taşıdım. Ve artık azıcık bir mola vereyim. Fularımı falan değiştirdim. Çorabımı değiştirdim. Sivrisinek makinası da geçti gitti. Şimdi birazcık mola verebilirim. Verdim bile. Kamerada oynuyor duruyor kendisi. Yusuf yok beni çeksin. Yardım edin de yok maalesef. Canım sağ olsun. Kahve de iyi geliyor insana böyle zamanda. Mis gibi. Bir güzel kokuyor. Mecbur hepsini suladım çünkü boyunları bitmişlerdi. O ocağı doldurdum. Şimdi 3 sıra domates ekeceğim oraya. Bir çeri, 2 de sırık. Çünkü artık domateslerin üstünde ceviz kadar domates var. Yani yerlerine yerleşsinler. Bu bahçeyi yapacağım diye bir aydır uğraşıyorum. Kompost öyle, kümes öyle, her şey çok üst üste geldi. Ama yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik denir ya. Şimdi artık kuyruğundayız. Sayılır yani. Patateslerim falan biraz keyifsiz ama biraz bugün doldurdum boğazlarını. Ama ne denir? Varsa kısmetimizde yemek yiyeceğiz. Yoksa da sağlık olsun. Seneye bir daha deneyeceğim. Olana kadar yav. Olana kadar deneyeceğim. Kapatıyorum. Sivrisinek makinası geri geliyor. Tüm bu işleri yalnız yapmak o kadar zor ki. Yusuf olsa hiç olmadı. Paylaşacağız. En zor gelen şu toprağı taşımak. Ve biraz önce dediğim gibi bugün sadece buraya
araba toprak getirdim. Dün ayrı. Dünü hiç demeyelim. Çünkü domatesin kökü gelişecek şekilde toprak olması lazım yatağın içinde. Verdim desem yeridir. Bu gece yattığım yeri bilmeyeceğim kesin. Ama sağlık olsun. Sağlık, hoşluk olunca her şey kolay. Yeter ki sağlıklı olalım. Ay. Şimdi bir tane aile bireyimiz var. Fatma Özel demiş ki yılandan korkma, ben bastığım yeri bilmeyeceğim. Daha yılan görmedim ama size söyledim. Burada bir tane şöyle keltenkele, yani kara yılan deniyor ona. O keltenkele ailesinde. Bacaksız keltenkele. Kafası aynen bu elim kadar. Kafasının devamı da kolum kadar kalın. Ama bir hafta 10 gündür yok. Biri öldürdü mü, ne yaptı göremiyorum. Hatta böyle gözümle arar oldum yani nerede diye. Biraz önce de ayağımla şöyle attırıyorum ya toprağa. Bakın çizmemin içine sokuyorum şeyi. Pantolonumu. Çünkü şu kadarı bir çiyan. Bak diye gitmişim ayağımla, orada debellenip duruyor. Öldürmedim, dedim ki bu da doğanın içindeki varlık. Yaşasın. Ne diyebiliriz ki? Şimdi ne yapacağım? Onu anlatayım. Birinci talaş dökeceğim. Sonra damlamayı yerleştireceğim. Sonra da samanı koyacağım. Ama gidip birinci bir talaş alayım. Ondan sonra size birkaç kare daha çekmeye devam edeceğim. Ay. Saman hafif de. Bu hafif diğer arabasına gitmedi. Bu evin önündeydi. Bu hafif diye el arabasını götürmedim. Ama yağmuru yiyince öyle bir olmuş ki bildiğiniz taş taşıdım gibi. Göbeğim çatladı. Ay, hepsini dökmeyeceğim. Öbür ocağa da kalsın. Ay. Birinci talaş koyuyorum. Şimdi ocaklara kurumuş, biçilmiş çim koydum. Bunda da bakın toprağın içine kattım biçilmiş çimi. Yumuşaklık katsın diye. Mal sulamasını hem talaşla hem samanla yapıyorum. Çünkü hiç ot çıkmıyor. Kendi bahçemde size göstereceğim. İnşallah yayınlarım o videoyu da. Çekeli bir sene oldu malç videosunu. Bir türlü fırsat bulup yayınlayamadım. Şu ocaklarda fasulyem bitmiş. Yerim ben seni. Şimdi gördüm. Çünkü malç biraz sıkıştırmıştı onu, diyordum ya dünkü videoda. Azıcık aralayayım diye. Aralamaya gerek kalmamış. Şimdi size birazdan belki gösteririm unutmazsam. Dağıtacağım talaşı. Sonra da dağda, yamaçta burada ekin ekiliydi. Adamlar ekini biçmiş. Topladıktan sonra samanlı falan ben gidip bunları oradan aralardan topladım. Biraz irili ufaklı ama olsun. Bu zamanla çürüyecek. Hepsi dengeli güzel olacak. Ay. Bir soluklanayım. Öyle devam edeyim konuşmaya. Şimdi yılandan, çıyandan bahsederken dün aklıma bir şey geldi. Bu kadar çok yılan varmış ki bu sene. Ya ben burada görmedim büyüğünü. Ya küçük küçük. Devamlı toprağın içinden çıkıyor, atıyorum bir kenara ama. Ya Türkiye'de o kadar çok vakalar var ki yılanla ilgili. Ya bu konu bile birazcık böyle sizi ürkütebilir, konuşmak istemiyorum ama bugün yani Fatma Özel'in öyle dediğinden sonra bunu sizinle paylaşmak istedim. Evet, ben korkmuyorum ondan. Ama soğuk hayvan ve tiksiniyorum. Hele çiyandan çok tiksiniyorum. Biraz önce gördüm onu, şu kadar simsiyah. Böyle içim kalktı. Biraz önce de karpuz yemiştim. Neredeyse karpuz çöp olacaktı yani, istifra etseydim. Ama toparladım hemen. İyi oldu. Şimdi gene çok çene çalmadan şu işi bir halledeyim. Çünkü birazdan karanlık olacak. Bugün bari bu iş bitsin artık. Güzel bir tahta parçası. Şimdi görün.
bir mikrofon alma zamanım geldi. Çünkü sesler çok küçük, kötü geliyor. Hele yalnız çektiğim zaman yani getir götür biraz şey oluyor. İşte uzaktan geliyor. Artık affola yeni videolarda mikrofonla olacağı için daha güzel gelecek. Çok kalın yapmıyorum bunu çünkü saman da koyacağım. O yüzden bu çuvalı dökmedim. Ama çok da hafif de olmayacak çünkü bunun içine ottur, çöptür, her şeyi karıştırdım ya. Ya kimsenin tohumu da düştü mecburen. Normalde dikkat etmek lazım tohumsuz olması için ama benim öyle bir lüksüm yok. Çünkü o kadar çöpün içinde mutlaka tohum olacak. Tohumsuz çöp olmuyor. Komposta da tohumlu bayağı bir şey girdi. Ama orada tohumlar zaten bitmiyor yani. Onlar orada çürüdüğü için. Kompost için pek sıkıntılı değil. Yani ben onu test ederek gördüm. Bu yetmeyecek mi? Galiba o çuvaldakisi de buraya gidecek gibi. Ben biraz onu ekonomik davranayım dedim ama kendi bahçeme kullandığım talaş makinala yaptığım talaş. Biliyorsunuz talaş makinesi aldım kendime. Oraya değişik ağaçlardan oluştur istedim. Çünkü şimdi bunu marangoz arkadaşlardan Yusuf alıp geliyor. Bu tek tip ağaç oluyor. Ama benim makinamla yaptığım ceviz de var içinde. Yani değişik çalılar da var. Var da var. Yani daha kaliteli bir talaş. Bir de malç malzemesi. Daha uzun ömürlü olacak. Yani her sene yapmama gerek kalmayacak. Burasını böyle. Çünkü buraya yetiştiremem o kadar ağaç yok. Yani makine var ama onu şey yapmak için ağaç da lazım. Ancak vay sakına sakına 40 kere döktüm. Bir kere daha dökeceğim haydi. Ne yapayım bütün o. Bir çuval şeye gitti. Şöyle dengeli olsun. Kenardan köşeden de çıkmasın. Neresinde? Geçtim samana doğru. Haydi dökeyim bunu. Paylaştırayım. Çuvalları hiçbir zaman atmıyorum. Çünkü tekrar Yusuf bana oradan getiriyor talaş. Getireyim şu işi. Her şey emek istiyor. Emeksiz hiçbir şey olmuyor hayatta. Ya böyle güzel güzel bahçeler görüyorsunuz ama bu güzel güzel bahçelere aylarca uğraşıyoruz. Sonra da devamlı bakım halini koruyoruz. Ki bitkiler memnun, mutlu, mesut olsun. Yoksa ekip bırakmakla olmuyor yani. Sadece ek bırak. Bakın ne kadar güzel oldu. İnanın zevkle yapılan işler güzel işler. Tabii çoğu insan bana diyor tabii imkanınız var. Yeriniz var, yerim yok. Burası sonradan edinilmiş. Güzel güzel işte yapılmış bir yer. Bir gün yani bu emek belki boşa gittiğini düşünecek birçok insan ama ben öyle düşünmüyorum. Bunu kaymasın diye gidip çalı çırpıla kesiyorum. Buraya böyle gegeler. Biz gege diyoruz. Bunu buraya tutturmak için ortaya da bir tane keseceğim. Yusuf gelince onun önünü arkasını bana yapıverecek. Yani bağlamasını falan Yusuf yapıyor. Bunu tek başına çekmek de çok zor. Beni çok uğraştırıyor. Şöyle şimdi onu buraya saktıracağım. Bir de neye dikkat ediyorum biliyor musunuz burada? Bunu kesmek kolay iş. Şimdi bakın zigzag olacak şöyle. Zigzag olursa birbirini sıkıştırmıyor bitkiler. Yani yan yana dip dibe yaparsam bunlar 30 santim aralıklı ya. O zaman bitkiler birbirini sıkıştırıyor. Şimdi şöyle yapacağım bakın. Bunu buradan keseceğim. Yani tam şöyle giderek biraz üstüne basacağım. Şimdi yatağın ama mecbur basacağım. Doğru olması için. Bakayım. Evet zigzag gelmesi için. Bakın böyle. Tık ve buradan keseceğim. Ay. Tam ortasından kestim ki ziyan olmasın. Hazır. Yuppi, bu işte tamam.
Bu bahçeye tek harcadığımız para bu damlama. Onun haricinde hiç para harcamadık desem yeridir. Şimdi ekmeden önce ben samanı dağıtıyorum. Çünkü kocaman fideler samanla rezil oluyor. Ektikten sonra koyarsak. Ekmeden önce bütün malçını yerleştiriyorum. Zaten malçlamanın en güzel yanı ne biliyor musunuz? Her yerden ter fışkırdı. Şimdi bunu değiştirmem lazım birazdan. Malçlamanın en güzel yanı ot çıkmıyor. Kazmak gerektirmiyor. Doldurmak yani boğaz dolgusuna falan filan gerekmiyor. Çünkü altı çör çöp ya. Havalanmış oluyor toprak. Hiçbir şekilde toprak şöyle pekişmiyor. Çünkü içinde her şey var. Doğadan çıkan çöpler, bahçeden çıkan, evden çıkan, dediğim gibi şıralar, yani kompost, her şey olduğu için bir daha boğaz doldurmakla uğraşmıyorsun, kazmakla uğraşmıyorsun, ot ayıklamıyorsun. Şimdi takip edeceğiz bakalım o kadar çörü çöpü doldurdum ne kadar ot çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Çıksa bile otu çok kolay cırt diye çıkarıyorsunuz. Çünkü şurada salatalıklarda aynı sistem yaptım. Ekin çıktı içinden çünkü tavukların gübresinden serdim üstüne. Oradan çıktı o ekin. Onun haricinde hiç ot yok. Bu çok güzel bir şey. Çok çene çaldı gene. Hemen başlayayım. Bakın biraz büyük çene. Bunlar aslında biraz doğrasam iyi olacak. Baya baya büyük. Normalde doğramadım. Öbürlerine koca koca bıraktım. Ama bu baya baya büyük bu çuvaldaki. Çünkü döver biçerin tam bitirdiği yerden aldım. İleriye gitmedim. Çok öğlen sıcağıdı pişmeyeyim diye. Heh, işte bakın bu kadar. 5 dakikada. Zaten 2 avuç şey. 2 avuç şey. Kesmeye ne var? Öbürleri yoksa bakın küçük. Ya ne demek istediğimi anlayın diye şöyle göstereyim. Ama bunlar koca koca. Tam döver biçer. Yani viraj aldığı yer. Heh, biraz önce lafı tutturamadım. Viraj aldığı yeri biçmeden etmeden böyle koca koca bırakmış. 2 dakikada böyle yaptık mı hazır. Ocağın üstüne sereceğiz. Saman daha geç çürüyor. Talaş da nemi tutuyor. Yani hepsi bir arada biçilmiş çim de alttan yani böyle pofidiklik sağlıyor. Hepsi birbirini tamamlıyor. Ama siz elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. İlla ki yani hepsini kullanacaksınız diye bir şart yok. Şimdi kameraya azıcık ara vereceğim. Çünkü gidip bunları geri kesmem lazım satırla. Bir tutturayım. Aa bakın. Cır cır böceği çıktı. O da bülbül gibi benimle yarışacak herhalde burada. Ay. Of çekmiyorum neneciğim. Çünkü hep derdi of çekmek yok. Ben ay çekiyorum. Yusuf kardeş geldi. Huhu, gel bakayım nerelerdedin. Talaş getirdin mi? Evet. Aa bakın talaş getirdi yine Yusuf. Çok güzel talaşım çünkü bitmek üzere. Gel bir merhaba de. Kaç gündür bu da diş ağrısı çekiyor ama erkekler hasta olmasın Allah aşkına ya. Yani ben 45 gündür ağrı çekiyorum gıkım çıkmadı. Bunun zırıltısından gürültüsünden azıcık suratı düzelmiş şimdi çıkacak yanımıza. Hoş geldin. Merhaba Pırçıklı TV. Nasılsın? İyi misin bugün? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben de bitiriyorum şu anda. 20 el arabası toprak koydum. Hadi ya. Evet ama imanım gevredi de bitirdim. Şimdi sadece şunları gece keseceğim. Ondan sonra yerleştireceğim damlamayı. Sen bana sadece bunu yaptırmayın lazım ucuna. Çünkü üçüncü bir tane damlama da lazımdı. Alan büyük ya. İki tarafına ve ortaya yaptım. Haydi bırakayım bunu gidip gege keseyim ben. Ay evet hemen saklamışlar. Başarılı olmuş. Bakın hemen iki tane saklamışlar. Zaten en çok bufalla yumurtluyorlar. Kocaman da yumurtalarımız var. Haydi bakalım. Geldim. Ama o kadar terlemiştim ki. Gidip üstümü değiştirdim. Azıcık artık bu şapkayı çıkarsam daha iyi olacak bütün. Her yanım terdi. Çizmelerimi çıkardım azıcık havalar ısın ayaklarım diye.
Gegaları göstereyim mi size, geganın ne olduğunu? Bakın şöyle tam araya gelecek şimdi o damlama. Tam şuraya ve kaymayacak. Şöyle bir tane göstereyim. Görün. Öteberi oynamayacak yani damlamam. Bir rüzgar çıktı. Bir rüzgar çıktı. Bakar mısınız? Beni uçuracak. Şimdi bakın şöyle gösteriyorum. Ay. Bir dakika kamerayı yaklaştırayım. Tavuklar bile yerine girdi. Ama benim hala işim bitmedi. Damlamayı en bu tarafa yapıyorum ki su aktıkça böyle aşağı doğru süzülsün. Ve domatesin yeri tam şurası olacak. Çünkü delikler burada. Bu 50 santimlik damlama ki domateslerin arası baya baya mesafeli olsun. Birbirini sıkıştırmasın. Çubuğu göbeğine koyuyorum. İkisinin ekilmeyecek olan yerine. Bakın şimdi nasıl oldu. Gördünüz mü? Aynen böyle. Şimdi üstünü kapata kapata dağıta dağıta gideceğim. Şöyle gösteriyorum. Birkaç yerinden tuttursam kafi. Her tarafı tutturmama gerek yok. Burada damlama. Bakayım neresi? Tam şurası. Şöyle tepede yere bastırdım mı oldu. Bir iki tane daha göstereyim mi tam göbekteki damlamada? Bakın şimdi. Bir dakika bunu çapraz getirecektik. Delikler burada. O çapraz gelecek. Şöyle olacak. Öbür delik tam burada. Bakayım. İyi. Bu çaprazlık iyi. İşte tam ortaya. İzleyin bakın şimdi. Şöyle bastırıyorum. Ve bildiğiniz sabitlemiş oluyorum. Tamam da güzel oldu buraya. Bakayım şimdi tam ortası nerede? Hah. Dur kardeş. Tamam kardeş dur. Tekrar bir tane daha. Damlama artık oynayamayacak öteberi. Ve sabitlenmiş oluyor. Neredeyse karanlık oldu. Ama ben bitirmeden gitmeyeceğim içeri. Çünkü bayağı da böyle görünür gibi. Hemen seriyorum şimdi samanı ve çok hızlı bir şekilde domateslerimi ekeceğim. Sabaha bırakmak istemiyorum. Belki en son halinle size birkaç kare çekebilirim ışıkta. Haydi bana kolay gelsin, biraz acele edeyim. Bunlar kendi yetiştirdiğim çeriler, atalık domdan. Baya baya eski, İzmir'den bir arkadaşım yolladı. Şimdi ben bunları ekeceğim dedim ama ekmeyeceğim. Çünkü o kadar çok rüzgar var ki. Bu sırık domateslerin hepsini yarına kadar kırar. O yüzden sabah tutup gitmeden işe hemen ikimiz buraya belki bir sırık mırık ya da bir tel çekeriz. Ona göre ben onları ekerim. Yani rüzgar yoksa bütün gece bunları döve döve yıkar. Şimdi bunlar kuru şey karaltıda da o yüzden hiç sıkıntı yoktu. Ama bakın nasıl oynatıyor, deli gibi perişan eder. Aha tam denk geldi bu çeriler buraya, bildiğiniz. Sanki buraya göre ayarlamışım. Aman ne güzel, çok mutlu oldum. Vallahi hepsini şimdi yatırsam mı yere diye düşünüyorum. Yere mi indirsem bir kere daha dizmeye uğraşacağım. Onları ben şöyle bir yatırayım. Bir şey olmaz sabaha kadar. Sabah erkenden nedir adı? Gelir ekerim. Hazırladım orman toprağı. Koyun gübresi. Aman üstlerinde domatesleri görseniz inanamayacaksınız. Çok güzel. Şöyle yatırayım. Zarar görmesinler bu akşam. Vallahi hiçbir şey olmaz sabaha kadar. Domates var üstünde. Koca koca. Ay dur. Üşüyordum, ayağımın altında bir şey var. Hah. Aynen. Büyükleri yatırdım. Küçüklere zaten hiçbir şey olmaz. Ay.
Saç baş dağıldı. Rüzgardan durmuyor. O büyük şapkala başladım ama o büyük şapka kulağımda küpeyi bile söktü. Şimdi bakın bu ocak da hazır. İşler bitmiyor ama akşam oluveriyor. Bugün de çok geç başladım. Dinlendim ama bir güzel dinlenmişim. Gerçekten. İlk defa belki 45 gündür adam gibi uyudum. Gündüz uykusu belki bir işe yaramadı ama beni dinlendirdi. Biraz da geç başladım. Olsun, sağlık olsun. Bitiremedim ama çok iş yaptım bunu doldurmak. Onun haricinde iki tane de saksı doldurdum evde. Şimdi gidip o saksıları kapının önünde aydınlık olduğu için onları bitireceğim. Ama burayı bitiremiyorum. Çünkü gerçekten çok boylular. Sırık çekmezsek hepsi bu gece rüzgarda aşağı. Öyle bir risk alamam. Çok emek verdim bu fidelere ben. Ve şu baştaki fideler parayla alınmış fide. Anneciğim bana yolladı ama damat tırla Fransa'ya gitti. Türkiye'de rota. Yolda rota değişti. Yolda değil, sınırda rota değişti. Geri döndü. Benim fideler bir türlü gelmedi. Benim fideleri niye beklemedin ekmek için annemden istediniz derseniz, ben o aralar size bilmiyorum çektim mi çekmedim mi, hangi videonun içinde, belki de çekmişimdir yayınlamamışımdır. Benim fidelerimi bir gün yel yere vurdu. Yani o viyollar hafif olduğu için kasasına beraber şurada atölyeden yere bir gömmüştü. Ondan sonra 50 tane fideden 30 tane kaldı. 20 tanesi telef oldu. Öbürlerini diktim. Ve bakın yani satın almadan hiç az yanı yok. Neredeyse atalık tohum olduğu için onlara ulaştı. Şimdi diyeceksin ki iki tanesini niye karıştırıyorsun yan yana? Hiç önemli değil. Benim kendi bahçemdekiler atalık tohum sadece. Ben tohumu oradan alacağım için onları karıştırmıyorum. Ama buradakiler birbirine girebilir. Hiç önemli değil. Bakalım bu sene domates falan olursa konserve falan yapmayı düşünüyorum. Kurutmayı düşünüyorum. Artık kısmet neyse. Ben verdiğim emeğin karşılığını alacağıma inanıyorum ama doğanın işi belli olmaz. Kurak olur, dolu yağar. Burası neticede ormanın içinde. Yani koruyamadabilirim pek. Kaplumbağacığım da gezip duruyor. Bunları yiyeceğini sanmıyorum ama her şey olabilir. İnanın bu işe başlarken hiç böyle bir şeyi hayal etmemiştim. Şakayla karışık çocukların gazına geldim, başladım. Ama iyi ki başlamışım. Hayatıma renk kattınız hepiniz. Onun için hepinize çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Biraz çok oldu ama olsun. İyi geceler, iyi akşamlar. Küçük küçük dilerim. Yarın sabah görüşelim inşallah. Sağ salim çıkarsak sabah. Şimdi gideyim evin önündeki işleri toparlayayım. Hoşça kalın. Saat 9.30.